Evet arkadaşlar, bu özde bir sorusu var. Önce onunla bir çalışalım. Bakalım neler olmuş görelim. Özde bir sorusu herhalde. Bakın ne soruyor burada? Özdeş XY bobinlerinden X bobini şekildeki gibi alternatif akım kaynağına. Güzel. Bu da doğru akım kaynağına bağlanmış. Bize sorulan soru burada. Gerilimler eşit olduğuna göre demek ki buradaki voltla, hemen bunu düzeltelim. Buradaki voltla buradaki voltun aynı olduğunu bana söylüyor. Güzel. Güç kaynakta devre alındığında ve aşağıdakilerden hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunlar neymiş? Özdeş olduğunu söylüyor. Yani bu bobinin direnci R. Bu bobinin de direnci R. Güzel. Ama biz bir bobine alternatif akım devresine bağladığımız zaman bir de açıktan indüktans açığa girer. Nasıl giriyordu o da? Omega çarpı L ile giriyordu. Sonuçta burada alternatif akımdan dolayı bir de ne var arkadaşlar? XL var, indüktans var. Yani kısacana şu bölgedeki direnç nedir? Direncim sağa doğru, bobinim nereye doğru? Yukarı doğru. Şu ikisinin bileşkesi bana neyi veriyor? Bu bölgenin direncini veriyor. Peki hocam diyeceksin, doğru akımda ne var? Doğru akımda sadece R var. Kısaca buradaki direncin daha büyük olduğunu gördüm. Demek ki birinci bölümdeki direnç büyükmüş. Ne diyor burada? Toplam direnç daha büyüktür diyor. Birinci maddeyi yakaladık. Süper. İkinci madde ne diyor? A1 ampermetresinin gösterdiği değer A2 ampermetresinin gösterdiği değerden küçüktür diye soruyor. Hemen alalım formülü. V eşittir. Alternatif akım için vızı kullanıyorum. Doğru akım için neyi kullanıyorum? Vırı kullanıyorum. Süper. Voltlar aynı. Güzel. Bu birinci devre olsun. Bu ikinci devre olsun. Ne demiştik? Buradaki direncin daha büyük olduğunu söyledi. Bu direncin büyük olması I1'i ne yaptı arkadaşlar? Küçülttü. Dolayısıyla I1 akımının I2 akımından daha küçük olduğunu gördüm. İkinci seçeneği ne yaptım arkadaşlar? Yakaladım. Süper. Şıkları kontrol edersek buradan 1 ve 2 olmak zorunda, 1, 2 olmak zorunda, 1, 2 olmak zorunda Adana ile Eden arasında kaldım şu anda. Ne diyor bana? A1 ampermetresinin gösterdiği değer zamanla değişirken A2 ampermetresinin gösterdiği değer zamanla değişmez diyor. Gelelim bir A1 ampermetresine. Bakın bu bir alternatif akım. Alternatif akım olduğuna göre bunun grafiği nasıl olmak zorunda arkadaşlar? Zaman grafiği şu şekilde olmak zorunda arkadaşlar. Şöyle bir sinüs dalgası olarak yapar. Eğer akım gerilimden ileride ya da önde değilse ne deriz biz? Bir tane daha grafik çizeriz buraya. Mesela bir tanesi de şöyle olabilir. Mesela bu kırmızı ile çizdiğinde ne olabilir? Volttur. Yeşil ile çizdiğinde nedir arkadaşlar? Akımdır. Bunlar aralarında faz farkı yoksa yaptığımız bir grafik. Yani alternatif akımın nesini çizdim şu anda? Grafiğini çizdim. Ne diyor zaten? A1'in gösterdiği değer, yani burada, zamanla değişirken doğru söylüyor. Onayladım bunu. A2 ampermetresinin gösterdiği değer zamanla değişmez diyor. Geldik. Bir bobini doğru akıma bağladığımız zaman grafiğe ihtiyacım var. Hemen onu bir oluşturalım. Nedir hocam dersek? Zaman ve akım grafiği arkadaşlar. Şimdi bobini doğru akıma bağladığımız zaman grafiğimiz şöyle oluyor arkadaşlar. Şöyle bir grafik çizerek doyma akımına ulaşır. Çünkü bobinlerden akım hiçbir zaman sabit geçmez. Belli bir süre boyunca akımını yükseltir. Bir süre sonra, buralarda belli noktalar vardır zaten. Bir süre sonra akımını ne yapar? Max durumuna getir. Bu bobinin pile bağlı olduğu andaki akım zaman grafiğidir. Yani demek ki sabit değilmiş. Ne yapıyormuş? Bir artış veriyormuş. Bir süre sonra, bunun zaman süreleri vardır. 0.96 gibi şeydir. Bir süre sonra kendini ne yapar? Sabitler. Çünkü bobinler devamlı bir manyetik alan oluşturuyorlar. Bobinler ne yapıyordu? Manyetik alanlarında depolamalar yapıyorlar. Peki diyeceksin hocam, bu bobinin devrede olduğu bir olay. Peki bobinin devrede olmadığı bir olay mı var? Tabii ki bobin devrede olmadığı bir olay daha kurabilirim ben size. Nasıl bir olay kurabilirim? Şöyle bir olay. Bakın. Şimdi bu soruda anlaştık herhalde. Ne diyor bana? A2 ampermetresinin gösterdiği değer zamanla değişmez diyor. Halbuki ben zamanla değiştiğini gördüm. Bundan dolayı arkadaşlar cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi diyeceksin ki hocam biraz önce değişik bir kelime kullandın. Onu birazcık açalım mı? Açalım hemen onu. Bunlar arkadaşlar biraz üst bilgidir. Özdemir burada biraz üst bilgi kontrol etmiş. Büyük ihtimal fen lisesinde olan bir bilgidir. Ama dediğim gibi bunları alternatif akımların nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Bobinleri gördüğü zaman. Geldik buraya. Şimdi burada bir soru varmış. Bunu görelim. Biraz küçük olmuş bu. Görüyorsunuz herhalde. Ben de görmeye çalışıyorum. Şekildeki 1-2-3 direnç kondansör bobin etki eden gerilim V'ye kadar olan alternatif gerilim uygulanıyor. Mesela alternatif akım, alternatif akım, alternatif akım. Sıkıntı yok. Bu durumda devrelerden sırasıyla akımlar geçiyor. Daha sonra devrelere aynı büyüklükte doğru akım uygulanıyor. Ne olur diye soru soruyor bize. Ha, güzel bir soru aslında. Alternatif akım varken devre akımları soruluyor. Bir de doğru akım olduğunda devre akımları soruluyor bize. Neler düşünürsünüz bilemiyorum şu anda. Başlatalım. Şimdi bu direnç alternatif akıma da bağlansa, doğru akıma da bağlansa bunun akımın olmamalı arkadaşlar, değişmemesi gerekir. Burada ne diyor? I, R değişmez diyor. Biri yakaladık. Görüyor musunuz bilmiyorum şu anda. Bir gitti. Burada ne diyor? IC ne olur diye soruyor. Şimdi bakalım. IC ne yapıyordu? Alternatif akıma karşı bir direnç uyguluyordu. Doğru mu? Direnç uygulayarak ne yapıyordu? Bir akım geçmesine izin veriyordu. Süper. Yani burada bir akımım var benim. Bunu ben doğru akıma bağladığım zaman ne yapıyordu? Bunlar bir süre geçerek ne yapıyordu? Kondansatörü dolduruyordu ve devreyi kesiyordu. Yani artık orada akım geçmesine izin verilmiyor. Kısaca akımın azaldığını gözlemliyorum. Burada akım değişmez diyor herhalde. 2'yi de attık. Görmeye çalışıyorum. Geldik. IL'ye geldik. Şimdi IL'ye dikkat edeceğiz. Neydi IL? Biraz önce anlattığım mantık. Burada alternatif akımda ne devrede arkadaşlar? Yalnız bu soruyu okumamız lazım. Tabii soru kökünde biraz hafif hatalar var. Şimdi burada telin ohmik direnci de var demesi lazım. Saf direnci olduğundan bahsetmeleri. Alternatif akımda ne vardı? Telin direnci var. Dediğim gibi soru kökü çok hatalı burada. Telin direnci var. Bir de ne vardı? Burada XD var. Yani ben burada direkt olarak bir ne gördüm? Bir empedans gördüm. R'den büyük bir empedans gördüm. E peki hocam buraya bir pil bağlarsak ne olur? Pil bağladığında burada ne görürüm? Sadece direnç görürüm. E hocam nereye gidiyorsun? E dirençle akım arasında nasıl orantı var? Ters orantı var. Direncim ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Akım ne oldu? Arttı. Yalnız bu soru kökünde şu anda büyük bir hata var. Burada direnç hakkında bilgi tanımlanmamış diye görüyorum. Yani burada tellerin dirençleri devrede mi diye bir tanımlanmamış. Ben telin direnci olduğunu kabul ederek aldım. Zaten yok deseydi uyarırdı. Büyük ihtimal. Anlaştık herhalde arkadaşlar. Bilemiyorum şu anda. 1-3 dedik. Cevap nerede? Ceyhan olduğunu yakaladık. Var mı sorun? Soru sorun bakalım birazcık. Var mı sıkıntı? Tepki ver. Kimse tepki vermiyor. Ama gittiniz mi? Ha, biri yazmış. Ha, Muhammed. Konuşabilirsiniz, sıkıntı yok. Zaten yayınlamıyorum artık biliyorsunuz. Fark etmiyor artık. Sıkıntı yok. Buradaki mantığı anlamaya çalışın. Bakın soru çözmüyorum aslında. Olayı anlatıyorum. Olay hatırlatıyorum size. Yani bugün yaptığım şey soru çözmek değil. Bilgi hatırlatma yapıyorum size. Yoksa bunu rahatlıkla yaparız. Ne deriz işte empedans hattı direnç patlatırız orada. Size grafik bilgisi verdim orada. Çok önemli bir grafik bilgisi verdim. Ve birazcık yarım kaldı. Orada bir sıkıntı oldu herhalde. Onun için kesmeye tercih ettim bölgeyi. Şimdi geçtik buraya. Burada ne diyor bakalım. Gelsin bu. Bir bobin alternatif gerilim kaynağına bağlandığında devreden İ'ye kadar akım geçiyor. Güzel alternatif akım. Bobin içine şekildeki gibi demir yaklaştırdığında L artıyormuş. Güzel. L'nin arttığını söyledi. Burada manyetik bir yeni etkiler demir çubuk ama onun zaten arttığını bana bilgi olarak vermiş. Süper. Bana diyor ki bobinin indüktansı artar. Ya bobinin indüktansı neydi? XL'ydi. Onu bilmek zorundayım ben. Omega L'yi aldım işin içine. L arttığına göre XL ne olur? Artar. Yapıştır gitsin. Bobinin indüktansı arttı zaten. Bobinin indüktansı azalır dedi. Bu da şaka gibi. 1 ile 2 aynı yerde neden duruyor? Şimdi bakayım 1 ile 2 almışlar mı şu paraya? Ay yuh yani. Birileri var galiba. Görüntüler. Peki. Kürşat 2'de 1 düşüyorsun herhalde. Nerede kaldım? Konuşurken ettik. Devredeki etkin akım artar diyor. Nedir etkin akım? Hemen bakalım. Formül yazalım. V eşittir I çarpı Z'de. Hocam Şimdi x'l ne oldu? Arttı. X'l'nin artması neyi arttırdı? Bana z'yi arttırdı. Devrimi voltu sabit olduğuna göre etkin akım ne olur arkadaşlar? Azalır. Alırken yanlış bir şeyler yapmayalım çünkü anda dikkatim dağıldı. Yalnız bir var mı var? Bir hata var mı? Hemen kontrol edeyim. L'imiz arttı değil mi arkadaşlar? X'l arttı. X'l'nin artması z'yi arttırdı. Volt sabit, etkin akım azaldı. Mantık buna dayalı. Geldik buraya. Güzel bir soru aslında. Dediğim gibi ilginç bir soru. Bir RC devresinde. Bunlar birazcık şeydir. Map'in üstüne çıkmış bu sorular. Map'te biliyorsun tek parçalı bunlar. Bir RC devresi etkin değeri V olan alternatif gerilim uygulanıyor. Bu durumda devrenin impedansı Z. Güzel. Ampermetreden göster değer I. O da güzel. Sağcı levhalar arası D uzaklığı arttırıldığında önce etkin akımı gördüm. Alternatif olduğunu gördüm. Şimdi ben burada bir C değişkenliği var. O C değişkenliğini hesaplamam lazım. Ekran ne oldu öyle birdenbire tuhaflaştı. Epsilon AD. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Neyi değiştirdi? Ben D uzaklığı arttırdı. D arttırıldı. D arttırılırsa C ne olur? Azalır. Ne yapacağım? Çünkü bu bir alternatif akıma bağlandığına göre bu XC ile çalışmak zorundadır. XC nedir? 1 bölü omega c'dir. 1 bölü omega c. C'miz ne oldu hocam? C'miz azaldı. C'miz azaldığına göre xc'miz ne oldu? Arttı. Xc'yi paketledim buraya. Hocam ne yapacaksınız? Kolay. Neydi? Direnç buraydı. John Lansdor aşağı doğruydu. Ne yapacağız hocam? Kolay. Şimdi R sabit. Xc ne oldu? Arttı. Xc'nin artması buradaki empedansı ne yaptı arkadaşlar? Arttırdı. Wow, empedans arttı. Yakaladım. Gel bakalım buraya. Empedansın arttığı görüldü. Hocam neye geçeceksin? Hız formülüne geçiyorum. Voltum sabit. Güzel. Empedansım ne oldu? Arttı. O zaman etkin akımım ne olacak arkadaşlar? Nerede bu? Nerede? Artar azalır. Bulamadık. Burada. Okey. Bursa. Rahat bir soru. Alternatif akım hareketi. Rahatlıkla okuyabildim. Geldik buraya. Yüklü bir kondansatör bir bobine bağlanarak anahtar kapatılıyor. Buna göre devrede yük bobin kondansatör arasına gidip... Arkadaşlar burası bu çok önemli bilgidir. Bunu mutlaka bahsetmişiktir, konuşmuşuktur. Nasıl dinlediğiniz bilemiyorum, hatırlayacak mısınız bilemiyorum. Bu çok özel bir sorudur. Özel bilgidir bu. Mutlaka bahsetmişimdir. Unutma olasılığı çok yüksektir. Şimdi... Ne diyor? Yüklü bir kondansatör diyor. Hocam şunu kapattığın zaman şöyle bir senaryo başlar. Bunu kapattığımız zaman bu kondansatör üzerindeki yük ne yapar? Devreyi dolaşmaya başlar. Kısacana kondansatör üzerindeki yükü boşaltır. Nereye gidecek hocam diyeceksin. Hiçbir yere gitmeyecek o devre. Kapalı bir devre. Buradaki yük devreden bobinin üzerine gelir ve bobinin üzerinde depolanmaya başlar. Bir süre sonra bobin devreye üzerinde depoladığı yükü verir, kondansatör üzerine depolanır. Yani burada bir gel-git olayı vardır. Kondansatör yükünü boşaltır, bobin o yükü alır, depolar, yeniden boşaltır. Sonra kondansatör alır, depolar, yeniden boşaltır. Bu bir git-gel hareketidir. Fizikte git-gel hareketi yok, coğrafya dersi değil bu. Neydi bizde fizikte git-gel hareketleri? Basit, harmonik hareketti. Bunu bana görsel olarak şöyle sorar istese. Bir yay verir. Bu yayın titreşimi bu sorunun cevabıdır. Bu yayın titreşim hareketi buradaki yükün gitme gelme hareketidir. Peki diyeceksin ki hocam daha farklı bir yay şekli de var. Var tabii ki. Nedir o? O da şudur. Bir yay alır, ucuna bir kütle attım. Buraya bir M kütlesi alır ve bu M kütlesini suyun içine koyar. Ve bu yayı suyun içinde titreştirir kütleyi. Diyeceksin ki hocam ben nereden bileyim hangisi olacağını? Bunun cevabı bu zaten, bunu söyledik. Bunu ne zaman bileceksin? Bunun devresi de şudur. Bunun devresi de şu devredir. Yine bir kondansatör vardır. Çünkü gitgel hareket olduğuna göre kondansatör ve bobin arasında gitgel yapacak. Ve burada ne olacak? Düşünün burada su. Su ne özelliği gösteriyor? Direnç özelliği gösteriyor. İşte eğer kondansatör, bobin ve direnç varsa bu salınım hareketi suyun içinde meydana gelir. Yoksa direkt olarak havada bir salınım hareketi yapar. Dediğim gibi hikayeleri öğretiyorum. Olayı hatırlayın ya da fazladan bilgi alın diye. Yoksa soruyu çözmek çok basit. Bakalım bu hikayeden neler çıkarttık? Devrede yük bobinle kondansatörse gidip gelir. Doğru. Teminden beri bunu söylüyorum zaten. Hemen biri alalım. Kondansatör enerjiyi elektrik alanda depolar, işte efsane bilginin olduğu yerdir. Bu sorunun gelme olasılığı çok yüksektir ve bunun daha da açılmış hali vardır. Ben bunları çok iyi hatırlıyorum sınıfta okuduğumu bu bilgileri. Nedir diyeceksin ki? Bilgi şudur. Kondansatör yükü elektrik alanında depolar, bobin yükü nerede depolar? Enerjiyi daha doğrusu yük demek enerji olacak. Manyetik alanda depolar. Ben çok net hatırlıyorum çünkü bunun nerede olduğu sorulur size dedi. Mesela Sual yargıyı şöyle atar. Der ki kondansatör manyetik alanında enerji depolar dediği an hatalıdır. Dedi ki kondansatör kondansatörde elektrik alan var. Başka bir şey yok ki. Enerji nerede depolanacak? Elektrik alanda. Mantıklı zaten. Bunlar kondansatör enerjisi bulun diye bu hikayeleri anlattım ben size. Bobinlerde de ne vardı? Hocam manyetik alan vardı. Sabahtan beri söylüyorsun. Doğru. Demek ki bobin manyetik alanında enerji depolar, kondansatör elektrik alanında enerji depolar ve bunlar ne yapar? Boşaltma hareketi yaparak şu seçeneğin de doğru olduğu bana bilgi olarak geldi. Demek ki cevaplarda 1-2 olması gerektiğini gözlemledik. 3'e geldik. Sistem sonsuz mekanik titreşime benzer. Vay 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 ne güzel ben bilgi verirken bütün şıkları oturtmuşum meğerse. Gördünüz herhalde tekniği bilmek en zor soruları çözmekte yardımcı oluyor bize. Geldik buraya. Yine bir pil, yine bir alternatif akım, yine bir pil. Ne soruyor? Buna göre KLM devrelerindeki lambalardan hangi üreteçler devreye gerilimi sağlandığı sürecene, bak ne diyor? Sürecene. Devamlı ışık versin diyor. Dediğim gibi ince bir bilgiydi bu. Ne biliyoruz hocam? Kondansatör doğru akıma bağladığı zaman anahtarlama görevi görüyordu ve devreye ne yapıyordu? Kesiyordu. Devreyi kestiğine göre bu K devamlı yanmaz. Hocam alternatif akıma bağlarsak yanar mı? Yanar. Çünkü bu D'ye dönüyor. Bir direnci dönüyor. Bir kapasitans özelliği gösteriyor. Ve bu lambayı devamlı ne yapıyor? Yakıyor. Pil bitene kadar diyelim ki sıkıntı olmasın ya da oradaki kaynak neyse. Bu ne? Hocam bobin. Bobin zaten doğru akımda da alternatif akımda da ne özelliği gösteriyordu? Direnç özelliği gösteriyordu. Doğru akımda R gösteriyorsa alternatif akımda ne gösteriyordu? MR, MXL gösteriyordu ve empedansa dönüyordu. Burada direnç var mı? Var. Demek ki bu M lambam benim devamlı ne yapar? Yanar. Demek ki cevabımız ne canlar? LM olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geldik buraya. Bakalım ne anlatıyor bu bize burada? Yüklü XY saçları bobin dirençler ile kurulmuş devreler şekildeki gibidir. Biraz önce kullandığım kelimeyi kullanmış sanki. Onu gözlemeye çalıştım şu anda. Öyle değil mi çocuklar? Ne diyor? Şu anahtarı kapatırsam ne olurdu? Hikayeyi yeniden anlatayım. Siz gerisi tamamlarsınız. Bu kondansatör, yüklü kondansatörde ne geliyordu arkadaşlar? Bu enerji dolaşıyordu. Yani yük dolaşması yani. Enerji dolaşıyordu. Bunun işte elektrik alanında, bunun manyetik alanında ne yapıyordu? Enerji git gel hareketleri yapıyordu. Okey. Bobini hiç direnci yok. Anahtarlar kapatılırsa X'in yükü önce azalır, sonra artar, sürekli salınım yapar. Ne güzel şey söylüyor. Ben de bunları istiyordum zaten. X ne yapacaktı? Yükünü azaltacaktı. Sonra ne yapacaktı? Arttıracaktı. Sonra ne yapacaktı? Yine azaltacaktı, arttıracaktı. Böyle bir senaryoyu bana çizmek zorundaydı. Y'nin yükü sürekli azalır diyor. Hocam diyeceksin ne yapacağız? Evet burası efsane bir bilgi. Şimdi dediğim gibi bilgi biz de çağırmalıyız. Burada yük var mı? Var. Yük ne yaptı? Kendini boşalttı. Bu direnç ne yapacak arkadaşlar? Burada direnç bir enerjiyi depolayabilir mi çocuklar? Depolayamaz hocam. Depolayamaz. Direnç ne yapar? Enerji açığa çıkar. Orayı ısıtır. Bundan dolayı burada ne olması gerekiyor? Benim kondansatörümün yükü azalmak zorunda arkadaşlar. Yeni yükü sürekli azalır. Yeni enerjisi sürekli sabittir diyor. Sabit olmayacak çünkü ne olacak orada? Bir ne dersiniz? Enerji azalması görmeniz gerekiyor. Anlaştık herhalde. Kondansatör ve bobin arasında gelgit hareketlerini görmeniz gerekiyor.